Ne oldu ne oldu? Ha, this is a two player adventure, going solo is not an option. Oha, bu oyun solo oynanmıyor direkt. Pick a different player each and communicate the solo puzzles either in a person or through a phone call. Yani istersen diyor, istersen telefonla arayıp ya da online chatle bile çözebilirsin diyor. Yani iki kişiyle net oynamak zorundasın. Yani en kötü arkadaşına ekran paylaşacaksın mantığı. Okay? Yeah, okay. For the best experience ama yani en iyi şey için. Ben bunu burayı YouTube'la girse miydik buraya ya? Neyse. Okay. En iyi experience için. Türkçesini unuttum experience'ın. Deneyim için birbirinizin ekranına bakmayın diyor. Ama diyor eğer diyor sıkışırsanız diyor. Yani minik ucundan bir bakmaktan o zarar gelmez diyor. Ha, benim ekranım farklı olacak demek. Orasını tam bilmiyoruz. Özgün Tarhan 6. ayında kademe 1 ile iyi yayınlar efendim demiş. Efendim iyi seyirler size de 6. ayın kutlu mutlu olsun. Nice nice aylarına Cansu hoş geldin. Cansu lütfen yeni uyandım deme. Olmadı başına eklenir YouTube'un mantıklı. Ya su dün 4.30'da uyandı bu arada. Aaa siko me. Neyse you can click, drag and spin to use mouse. Okey abi. Klasik sol klik var. Sol kliği sağa sola. Yani sol kliğe basıp mouse'u sağa sola yapma var. Bir de scroll tuşumuz var. If you are calling through an online chat, we recommend that you use Discord. Lan var ya Discord. Discord'da konuşabilirsiniz diyor. Neyse biz de severiz. Şimdi. A two player co-op game played on two devices. Choose player. Ben player 1 olayım abi. Tamam mı? Ben de player 2 oldum sen o zaman. Sen de player 2 ol abi. Aynen zaten diyor hani emin ol ki diğer oyuncu player 2 olsun diyor. Start playing dedim. Çok sevgili YouTube. Size de girmedim sanmayın. Az önce anlattığım bilgiler hepiniz için geçer. Evet. Bugün sen ve arkadaşın iki tane garip bir paket almışız. İçinde eski bir saat barındıran. Evet. Evet Wednesday 12-29-21. Evet çok sevgili YouTube. TikTok A Tale of Two adında bir puzzle oyunu oynuyoruz. E tabi puzzle oyunlarının olmazsa olmaz canım partnerim Emir Kılıç'la beraber oynuyoruz. Biliyorsunuz ki bu iki beyin bir araya geldiği zaman çözemedikleri hiçbir şey yok neredeyse. Az önce zaten bilgileri verdim. O kısmı size gelmiştir, görmüşsünüzdür. Şimdi oyuna başladık. Bakalım şimdiden bu tarz puzzle oyunlarını özellikle Emir'le gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, çana tıklamayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok sevgili Twitch chat'i, siz de aynı şekilde YouTube'a gidip en azından bu videoya bir beğeni çakmayı, bir yorum çakmayı unutmayın. Buradan izledim diye gitmemezlik yapmayın. Evet. Wednesday 12-29-2021. Aralık 29. Emin'den not var. Abi bir dakika, bugünün tarihi bu kız. 29 Aralık, evet. 29 Aralık 2021 Wednesday, çarşamba. Oo. Sevgili birinci oyuncu diyor bende. This clock is a part of a game. Bu saat oyunun bir parçası. A gift I made for my sister. Kız kardeşim için yaptığım bir hediye. To have a fighting chance, play with a friend and tell each other. Bir şey değil mi? What you Bende bunlar yazmıyor. Bende çok farklı bir şey yazıyor. Tamam, onu konuşacağız işte. Play with a friend and tell each other what you read as it and see if you find my sister, tell her I miss her. Abi burada da bir hikaye söz konusu. Çünkü bu anladığım kadarıyla kız kardeşini yapmış Amelie diye biri. Tamam mı? Amelie defterini kapatmış herhalde bu kız kardeşi. Neyse şaka. Şakaları bir kenara bırakalım. Eğer kız kardeşimi görürsen, bulursan daha doğrusu onu özlediğimi söyle diyor ve bu saatte onun için bir hediye. Ben de yazan mektup bu. Ama burada diyor ki birbirinize, yani diğer oyuncuyla birbirinize gördüğünüz her şeyi söyleyin diyor. Çok pardon Emir, bir de It's Clobber'in Time 14. ayında gelmiş çünkü. Hayırlı cömertler chatte buyurun. Emir. Sağ altta bu not var. Kameranın yerini bu arada değiştirmemiz gerekirse chat söylersiniz. Sağ altta bu not var. Hemen masanın sağ üstünde bir adet şey var. Ataç. Ataç var. Solda saatin hemen solunda bir adet silgi var. Silgi var. Onlar bende de var. Süper. Onlar kırmızı beyaz. Aşağıya doğru inince de bulduğum kutu var. Aşağıya doğru in. Daha bu arada hediye saati görmedik. Şey, yayına benim ekranı verelim mi? Artık çünkü açabiliyorum. Doğru söylüyorsun. Aslında küçük bir şekilde verilebilir belki. Muratçım hoş geldin. Bir deneyelim abi. Bakalım yayın kasacak mı? Hani en son çünkü demiştim ya kasabiliyor diye. Bir yayını ver bakalım. Verdim. Ama chatten spoiler gelmesin tabii. Onu söyleyeyim. OBS dedim. Artı dedim. Pencere yakalama dedim. Tamam dedim. Discord dedim. Şunu bir büyüttüm. Operasyon yapmam lazım çünkü. Çok sevgili YouTube kusura kalmayın. Ama bunların hepsi sizin için. Şöyle yapsak. Aman tanrım. Şöyle yapsak. Muhteşem. Şöyle yapsak. Daha da muhteşem. Şöyle yapsak. Muazzam güzel. Evet Emir, ben bir şeyler yaptım. Yani evet.
Ama Tamam. yayında kasma şu anlık yok şükür şükür. O zaman Evet. ben de kendi notumu okuyorum. Diyor Tamam. ki, Kes, sana ve spoiler vermeyelim. arkadaşına bir tane saat gönderdim. Evet, Eğer aşağıya oyunu indin mi bu başlatmak arada? istiyorsan, yok Evet, tamam, aşağıda oku sen, inmedim. özür dilerim, oku, Eğer oku. oyunu başlatmak istiyorsan beraber geçmişe bir bakın dedi. Saati kurmayı da unutma bu arada dedi. Saat ve tamam. Emily. Aşağıya indik abi o zaman. Bende Amelie 1915 yazan bir saat var sağda. Solda da bir adet gazete haberi var kutunun içinden çıkan. Another disappearance. Ha, yarısı var haberin galiba. Another disappearance STRI'de duruyor. Strikes or Village. Strikes or Village. Okey abi. Bir Diğer yine yarısı da bende. aynen bir köyde bir yine kaybolma. Tamam mı? By Mark Dr. Hansen diyor. The youngest member of the renowned clockmaker family. Yani diyor ki saat yapan, bilinen saat yapan ailenin en genç üyesi Larke dün kayıp şekilde rapor verildi diyor. Larke şurada yazıyor. Onun kız kardeşi Amelie, bizim Amelie olan, demiş ki onu dün saat 10, evet, 10:30, 10:13'te gördüm demiş. Sende ne var? Bende çok garip şeyler var. Bu ne böyle? Bende Söyle 10:13, şimdi ha. 10:13'te, yani İngilizcenin yetmediği şeyler mi? Yetmedi oğlum. Understand distracted ne demek? He? Emir, yalnız İngilizcenin iyi olmadığını hiç düşünmemiştim. Bir tane İngilizce çevirici aldık mı peki yayına? Emir'in yanına böyle Oğlum koyalım. Emir'in yayını izlesin, söylesin. okur lan bunu. Okur bizim chat. Hakikaten ha. Chat okur mu? Okuyamaz mı şunları? Ay, özür dilerim, çok pardon. 10:13 dedim, yanlış söyledim. 10:30, çok pardon. 10:30'da görmüş. Çok özür diliyorum. Benim saatte de bu arada Amelie 1915 yazıyor ve saat açılıyor abi. Ay, oyun çok güzelmiş. Aa. Buradan da saati mi kuruyorum? Aa, çok tatlı. Emir, bir şey söyleyeceğim. Yanına hakikaten İngilizcesi iyi olan biri gelsin mi bizim ekipten? Yok be gerek yok. O zaman ne söyle, çevir anasını satayım. Ne yazıyor? Şimdi anlaşılır bir şekilde sıkıntılı demiş en yukarıda. Çevirden baktım. Bakıyorum bir dakika dur. Emir, böyle ilerleyemeyiz. Oyunun Hangisi? gameplay 2,5 saat. Arapça alsaydık bu arada anlardım. Alpaçko, Emir'in ekranı sol olabilir mi ya da sol alt mı? Ne gerek var ki? Sağ üstte güzel durmuyor mu işte ekran? Yani sol üstte de koyabilirim de fark etmez bence ya. Emir, çok ciddi söylüyorum. Birisi gelsin de Ece'yi bizden. Yok mu Gelsin de böyle kim gelecek? Erva, Merva, ne bileyim Berkay, ne bileyim Berfin, Zeppelus buradayız da Zeppelus patlasa zaten en güzeli olur da. Zeplus o bir çevirisi zaten çevirir hepsini. Tabii. Çünkü yani ben senin ekrana bakamam. Senin bana söylemen lazım şu noktada. Ben burada Ha. saati bir 10:30 almayı deneyeceğim ama. Şöyle dönüyorum. Bir dakika, bu 11, bu 10. 10:30 olması için şöyle olması lazım değil mi? Böyle değil miydi arkadaşlar, 10:30? Yani 10:30'a bu kadar alabildim. Şu üstteki ne işe yarıyor onu anlamadım. Aha, adım geçti. İmat kadın, müsaitsen Discord'a damlasana ya. Bizim Discord'a. Discord'a damlayıp Emir'in yayınını açsana bak. Bize çok güzel şeylik yapabilirsin şu noktada. Translator. Oha, IMOS şey yapmış. Yayınları üst seviyeye çıkartıyoruz. IMOS çevirmiş lan. Aynen, durumu düzeltmiş ve 1,5 saat sonra daha doğrusunu olduğunu öğrenmiş. Eğer herhangi bir şey gördüyseniz veya duyduysanız polise ulaşın yazıyor Emir'in ekranında. Tamam, Zeppelius'un siparişi yetiştirmesi lazım. O zaman Oğuz gelsin. Oğuz İngilizce iyi mi? I am Oğuz 13. Bak, abonelerle interaktif yayın. Hadi. He. Oğlum İngilizce değil mi? Adam çevirmiş lan. Tamam Hem benim da. ekranı görüp. Nasıl çevirdiğini nereden bileceğim? Müneccim miyim ben? Belki bir, mesela yazdığını tam anlayamadım. Tamam, saati 10:30'a aldım. Sen de al saati 10:30'a. Bir de senin saatin üstünde ne Ben niye yazıyor? saat? Ben de Lark ne yazıyor? Lark yazıyor. Lark. Sen de Larke mi yazıyor? 1917. 1937. Aynen. Aa, bir dakika, o zaman Gazetenin tarihi de bu arada Tuesday March 14 1937. Aa, o 1900 zaman şey yapacağız, dur. Bunu değiştirebiliyor muyuz ki onu? Tıklayabiliyorum ona ama ben baktım. değiştiremiyorum, sen. Ben de tıklayıp değiştirememişim. Silgiyle silmemiz gerekiyor olabilir mi? Yok, tutamıyorsun silgiyi, bloklayabiliyorsun ama. Bak, ben sana şunu söyleyeyim. Öncelikle abi 10:30 böyle olmuyor mu ya? 10:30 şu an saat.
Şimdi bir dakika, ben de yazanı ben soruyorum saatin üstünde. Ha. Beni dinle. Biliyorum. Ben de Amelie, yani ben sana söylemiştim ya, Amelie bu ailenin, hı-hı, en küçüğü. Larke, özür diliyorum, en küçüğü Larke, seninkinin üzerinde yazan ve seninkisi galiba ölmüş. Çünkü bir başlangıç tarihi bir de bitiş tarihi var değil mi? Emir niye konuşmuyorsun? Başlangıç tarihi bitiş tarihi derken ne demek lan o? Oğlum saatin üzerinde ne yazıyor dedim? 1900... Ha 1917-1937 yazıyor. O ne demek abi? 1917-1937 ne olabilir arada tire varsa? 20 yaşında mı ölmüş lan bu? Olabilir oğlum işte, bir şey olmuş. Kaybolduğu yıl ölmüş işte, anladın mı? Onu söylemeye çalışıyorum. Onun bizim tarih yazıyor diyorsun. Evet, benim Amelie'de 1915 yazıyor. Tire yazıyor, yanında bir şey yazmıyor. Şimdi senin kağıtta galiba bu olayın 1,5 saat sonrası yazıyor. Yani 10.30'un 1,5 saat sonrasını 12. al istersen. Al bakalım bir. Oğuz'u da Discord'a alalım arkadaşlar. Aldım. Aldım. Şey verdim. Ananı. Bir şey oldu. Ananı ben gidiyorum, göremedim. Gidiyorum Alp. Lan nereye gidiyorum? Ben gidemedim. Abi gidiyorum. Kanka ben gidemedim. Ben de 12 al. Sen de 12 al. Sen de 12 al. Bir dakika bir dakika, ben gidemedim oğlum, ya. Çevireceğim, çevireceğim oğlum, çevireceğim. Ya hayır, küstüm, bir dakika dur, şu uyarım bozdum Oğuz'a bakacağım diye. Tamam, geri aldım. Çeviriyorum. Ya ben de mi 12 alıyorum? Ben de 12 alıyorum, bekle. Sen de 12 al, çevir. Aa ben de gidiyorum, dur gidiyorum. Whee! Gittim. Chapter 1, süper. This is a copy I made of the world that Lark and I used to know. Bu benim yaptığım Larke ile kullandığımız ve bildiğimiz bir kelime ya, world, şey, dünya, özür dilerim. Okay. Ya bu dünya işte, Larke ile benim bildiğimiz ve kullandığımız bir dünya işte diyor. 2021'den nereye gidiyoruz? Ah, oğlum çok güzel. Oğlum bende de yazıyor ki 1900... Lark 1937'de kayboldu. Ama her şey yıllar önce başladı. Tamam. 2021'den gittik. Tamam, 1927'ye döneceğiz şimdi. Seni bekliyorum. Oğuz'u al DC'ye. Oğuz geldi, Emir'in geldi, ekranında bir şey geldiği anda bana bir çeviri yaparsa süper olur. Oğuz geldi mi? Yok, gelmemiş. Geldi oğlum, aşağıda olması lazım. Nerede oğlum? 13'lü 13'lü bir şey değil mi Niki? Aa evet, ha gel gel. 13'lü doğru ya. Gel gel Oğuz. 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 Geldim, merhaba. Merhaba, hoş geldin. Oğuz, bir haftanın günlerini sayar mısın? Sunday, Monday, Tuesday. Çok iyi. Bir tık sesini arttıracağım. Oğuz dil okuyordu. Evet evet. Oğuz bir daha yani, saysana, konuş bir ama. Söyleriz yani. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Tamam, bu sesi daha iyidir diye düşünüyorum. Oğuz, senden ricamız belli zaten. Herhangi bir şekilde Emir'in... Oğuz diye bağırdın mı gelir. Yani, tamam. Burada kal zaten de. DC'de işte. Dur yani. Tamam neyse. Tamam. Şimdi Emir, bende... Ben de tren var. Emir, ben... ne treni oğlum? Orası bir otopark... Oğlum 360 dönüyor bu, ananı avra dini. Şimdi bir dakika, bende bir durak var abi. Bir tane büyük saat var. Bir de sağda bir tane bir şey var ekranda. Tren var sol altında. Şimdi gördüm ben de onu. Ya orada tren var. Durakta tamam, tren, o treni, var. O treni belli ki bir yere götüreceğiz. Ben bir hemen yana dönüyorum. Burada bir ev var. Yana doğru bak, gidiyor bak. Ha, onu bir fark Rams et onu. Ramsklak var. Ramsklak. Neyse bak, artık. Evde... Abi bir dakika, evdeki treni hareket ettirince bir şeyler oluyor. Kelimeler çıkıyor. Ay... Ay... Ne la bu? I, you, your, turn anti-clockwise times twice, twice, keep it off, do late... He? Evet, Alp, bir sürü bulmacalar var. Buralar bulmacak alanı ya. Gel gel. Aha dur dur dur. Ben anladım. Buldum. Ben bir şey, bir yazı çıkarttım. Larke, I hope you like your present. Larke, umarım hediyeni beğenmişsindir. Turn it anti-clockwise three times, clockwise twice, anti-clockwise twice, then keep turning it clockwise. Oh, and do not... Oh, sıçtık oğlum, bunu kaydetmemiz lazım. Diyor ki çevir. Emir, bak bak, saat yönünün tersinde çevir 3 kere, sonra saat yönünden, saat yönünde 2 kere, sonra saat yönünün tersinde 2 kere. Yapabiliyor musun bunu? Bunu söylemen lazım şimdi, tamam. Söyle bir. Tamam, şu an çözüyoruz, çok iyi. Ha. Emir. Ha. Saati, önce hediye olan saat desin değil mi şu an? Evet, hediyeyim. Tamam. 2 kere... Yo, 3 kere tersine döndür saat yönünün. 1 2 3 tamam. Sonra 2 kere saat yönünde çevir. 1 2 sonra tamam. 2 kere saat yönünün tersinde çevir. 1 2 ananı ki bu saat yönü değil, bu saat yönüydü. Bir dakika dur. Saat yönü karıştı. 1 2 3 1
2. Sonra saat yönünün tersinde 2 kere miydi? Nerede kaldık ki ben anlamadım. Salak kafamı karıştırdın. 2. Tamam, saat yönünün tersinde 2 çevirdim. Sonra keep turning it, sonra saat yönünde full çevirmeye devam et ve bırakma. Full çevir yani, dönür. Oldu mu? Emir? Olmadı. Salak, yanlış yaptın o zaman. Başa gel, başa gel. Baştan tamam. Başa gelebileceğim bir alet mi önündeki, onu da söyle. Arada duraklama mı gerekiyor? Başa geleceğim bir alet değil ya. Bu şey var ya, hediye kutusu, böyle çeviriyorsun. Baa diye paylaşı çıkıyor. O bu. Tamam, onun başına gel o zaman bir şekil. Tamam, onun başındayım şu an ben. Tamam. Sayıyorum bak. Turn it anti-clockwise 3 kere saat yönünün tersinde çevir. 1, 2, tam tur çeviriyorsun değil mi? Evet. Tamam. Sonra saat yönünde 2 kere. 1, 2. Sonra saat yönünün tersine 2 kere. 1, 2. Sonra saat yönünde full. Saat yönünde sürekli. Hı-hı. Arıyorum zaten. Evet. Ne oldu? Palyaço çıktı ve bir labirent çıktı. Süper. Şimdi ben bunu yaptırdım o zaman. Bunu bırakıyorum. Beklemedi bu ara, gerizekalı palyaço. Hemen bir yan eve gidiyorum mesela. Oo. Yok, sende ne var? Sen bana biraz betimle. Alamıyoruz mu? Şimdi bende bir tane bir parça çıktı böyle. Aha. Aa, bu tren vardı ya şey durakta böyle. Kareli olan, kareli. Onun yolu mu çıktı? Onun yolu çıktı. Süper. O zaman dönüyorum oraya. Oraya dön. Döndüm. Şimdi sen bana söyle. Tren sol altta şu şimdi, anda. Şimdi sol altta. İki kare yukarı çık. Çıktım. Yani üçüncü satıra gel. Çıktım. Geldin mi? Geldim. Tamam. Dört satır sağa gel. Oğlum nasıl siktir? Sağ tuşu yok. Sağ tuşu sende mi? Onu ben yapacağım. Onu ben yapacağım. Tamam, bir dakika. Dört kare sağ, sonrasını söyle. Yapalım onu da yapalım. Onu da aklımda tutayım. Dört kare sağa gideyim. Oğlum direkt onu söyleyin, aklımıza tutardık lan. Oğlum oyun çok güzel değil mi? Oğlum bende de sağ tuşu yokmuş. Hasikome. Hasikome. Sağ tuşu bulacağız, sağ tuşu bulacağız. Tamam, tamam. Geri dön, geri dön. Geri dön, geri dön. Çıktım. Rems Clock'a gidelim. Rems Clock. Tamam, oradayız. Opening hour 3.9 diyor bana. Bana da opening hour 3.9 diyor. Saati öyle ayarlayacağız. Hasikome yine. Kuyuya gidelim, kuyuya gidelim. Kuyu, tamam, kuyu. Kuyuya gittik. Kuyu çok korkunç. Ananı avra dinliyor. Merdiven var. İniyorum aşağıya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bende 6 tane sembol var şu an karşında. Bende de 3 tanesinde tuş var. Sol üst, sağ üst, aşağı orta. Bende de orta, sol alt ve sağ alta. Yani birbirimizi tamamlayacağız. Hayır oğlum. Ha, öyle mi? Ha, tamam. Bu Squid Game değil mi? Bu sen de sol üst. Öyle öyle. Sol üst. Öyle öyle. Tamam. Öyle öyle. Sol üstte bende içi boş yuvarlak var. Bende yuvarlak kareler var. Sende neler var? Yuvarlak var. İçi boş, içi dolu yuvarlak, içi boş yuvarlak var. Üçgen var, içi boş. Kare var, içi boş. Ha, bak düğmeye bas, düğmeye bas. Aynı şekilde yapacağız. Tamam, sol üstü söyle. Sabit. Tamam, sol üst kapalı üçgen. Çok kolaymış bu arada. Çok kolay. Kapalı üçgen yaptım. Orta, ön, açık, ışık. Açık. Açık yuvarlak, yuvarlak yani, evet. Tamam. Sağ üst söyle. Sağ üst açık üçgen. Hı, bu kolay bir bulmacaymış. Açık üçgen mi dedin? Tamam. Sol alt açık kare. Ortayı söyle sen o arada. Açık kare ortada. Ortada açık kare. Ama uzun çubuğu. Alttan böyle uzun olacak. Yani sol alttaki karenin biraz daha uzun olacak. Tamam, gördüm. Tamam. Varsa... Başka güzel. Sağ altta içi dolu yuvarlak. Bence süre yok ya. Belli bir süre oldu. Olduğunu ben zannetmiyorum. Kolu çektim. Bir şey çıktı. Aha, sağ tuş çıktı. Kolu çektim. Sağ tuş çıktı bana. Bana da çıktı. Tamam. Gidiyorum şimdi trene. Bir dakika. Burada başka bir şey yok değil mi? Yok. Yukarı doğru çekiyorsun değil mi kendine? Ben sağa doğru çekiyordum. Nasıl yani ya? Bilmiyorum. Ben yaptım işte ya. Sen kendinkini yap. Ben de yapmak istiyorum. Şimdi neydi? İki satır yukarı. 4 sağaydı yanlış hatırlamıyorsam. 1, 2, 3, 4. Tamam. Bir yine kontrol edelim. 3 de olabilir belki. 2 de aşağıya. Olmadı. Demek ki başka bir şeyler daha var. Hayır, şu parçası şey, bu yarım kağıt. Tabii, daha devam edecek. He, ama öyle söylemedin. 4 mü sağ, 3 mü sağ? Sen onu bir düşün. 4 sağ, 4 sağ. 2 yukarı, 4 sağ. Yani şöyle, 4. sütunda olacaksın. Okey, ben saatten gidelim diyorum. Şu sağ... Ay, beynim döndü. Raven's Clock 3 ve 9'da açılıyor. 3 türe 9 diyor. Saate tıklayabiliyor muyum? Hastır, tıklayamıyorum. Eve geldik. Kuyuyu yaptık. Ravens yani Clock. Bu saati... Ah! Oğlum bir dakika, sağ 3 mü sağ 4 mü lan? Ah!
Chat'te sağ 3 diyorlar Emir. Yukarı 1 2 3 üstünde olacaksın. 2 yukarı mıydı? 2 yukarı. Bak. 2 yukarı. 3 sağ. 2 aşağıya. Tamam, 3 sağ olarak yani 4. üstünde olacaksın onu diyorum. Tamam, yaptım. Sol tarafta 0067 yazıyor bende. 0067. Hmm. O ne ola ki acaba? Bir daha bir eve döndüm. Tamam. Bir dakika. Araştırmaya devam. Ya bu bende bu sadece bir bulmaca çıkartıyor. Bu evde başka hiçbir şey yok. Evin başka odasına falan girilmiyor, değil mi? Bende girilmedi. Bende de girilmedi. Kuş gitti. Tamam. Kuyuda bir şey yok dedik. Abi opening 3-9 diyor bu ama inatla. Aha şurada bir çark var. Dur. O çarkı ben de gördüm bu arada. İki tane var. Aa oğlum böyle şeylere de tıklayabiliyormuşuz çallara mallara. Evet. Çok döndüm bir dakika. Bence bunları bu. Bence bunlar bir şey vardır çalıklarda. Nurgül Bayrak 5. ayında kademe 1 ile hoş geldin Nurgül. Aha saat 12 oldu. 5. ayın kutlu olsun. Kesene bereket. Çok teşekkür ederim. Ay buldum. Bağırıyorsun. Pardon. Ha, tamam söyle. Pardon. Bu gece anlamam. Çarkı döndürüyoruz ya böyle. Neyi çarkı? Çarkı her tur döndüğünde saat şey oluyor. Ha, bak 12 oldu. Sikome. Sağa doğru mu döndüreyim? Bilmiyorum 3'e kadar gidiyorum ben. Dön oğlum. Aa o ses o yüzden geliyor. Abi başımız dönecek ama. Saat 3 ve 9 arası oldu. Aha Ravens Clock'a girdim. Aa açıldı ben de girdim. Helal be oğlum. Aferin lan. Hadi oğlum. Şimdi benim ekranımda böyle bir pencere gibi bir şey var. Altta da sayılar yazıyor. 525 kHz, 820 kHz, 1115 kHz. Şöyle bizde bir radyo var. O kHz'lerde her kHz'i aldığınızda bir paragraf çıkıyor. Aa dur bende de öyle. Dur. Doğru şeyi bulmaya çalışacağım. Doğru Hz'i. Tamam buldum. A strange occurrence has shook our village. Droves of lifeless. Çevir bunu Oğuz. Benimkini de çevir hadi bakalım. Hadi Oğuz. Bakıyorum hemen yayına. Hemen bakıyorsun. Bir garip varlık belirmiş köyümüzde. Bu da bizim içimizdeki yaşamsızlığı ortaya çıkarmış. Oğlum çok iyi bir şey çeviriyor. Evet devam. Bu da genellikle Emir'in ekranında devam eden tamam, yazında. Tamam süper. Yazıda ticking yani içini gıdıklayan ve scuttling'in anlamına hemen bakmam lazım. Tamam geç ona en kötü içini demek, gıdıklayan geç. O kadar olursun. Ve içini scouting bir... şüphe uyduran olabilir bu arada bence. Scout hani evet. Bir şeyi gözlemek ya aslına baktığında. Evet, scouting olabilir. Belki böyle gözleniyormuş gibi hissiyat olabilir. Evet, ve bu senin ekranında yazan occurrence dediği şey ortaya çıkan şey bir bir creation'ın ortaya çıkardığı içinin titremesi ve o gözlemenin sonucunda ortaya çıkmış. Yani onunla birlikte gelmişler. Tamam yani? Başka radyoda gez bakayım başka bir şey çıkıyor mu? Var oğlum var tabii ki %115'e geldim. Yok 1115'e geldim pardon. Oğlum bir dakika bunu baştan gideceğiz o zaman. Dur başa dön başa. En başa. Biz çok yanlış en gittik. En başta bende bir tamam. Şey yok. En başta bende var bak yani böyle başa gel sağa. Varmış tamam. Aynen oğlum. Last tamam. Month bak diyor ki bende. Geçen ay diyor polis bir sürü... İşte rapor almış hayvanların pets going diyor devamı sende. Ha, kaybolmasıyla alakalı. Oğuz devam et sen. Boşa gelmiş olma. Ben şimdi çeviririm ama ben çevirirsem tamam, boş tamam, biliyoruz kalır. Doğru. Evet yani biliyorsunuz. Geçen ay polis bir sürekli kaybolma vakaları almış ve bunların çoğu kedileri ve köpekleri oluşturuyormuş. Hı Ve bunun yakında ya umarız ki bunun yakında ortaya çıkacağını bekliyoruz. Tamam hemen bir ileriye doğru gidelim. 820'ye yakın bir yerde bende var. The oldest raven daughter Amelia. İşte Raven'ın ananı satayım aşağı bir şey düşüyor. Neyse. Diyor ki aa çok enteresan. Neyse. Emir dinliyor musun? The oldest raven daughter Amelia yani işte bizim bu ailenin en yaşlı kızı yani en büyük kızı daha doğrusu Amelia is a brilliant clockmaker. Mükemmel bir işte saat yapıcı ve mucit. Onun ayak izleri ya da ayak sesleri de olabilir. Devamı sende.
Çok pardon. Evet, bir dakika Oğuz. Benayem Morgoth 27. ayında gelmiş Prime'da. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Noel Boyler chat'te. Nurgül'e de aynı şekilde. Evet. It's Clobber'in time'ı. Evet. Şimdi anlam kazanıyor. Bu Amelia saat yapıcısı Emir'in ekranında şöyle devam ediyor. Onun adımları saatlerin her o tik sesi ve akrebinin hareketleriyle birlikte eş zamanlıymış. Yani Amelia'nın hareketleri, onun adımları saat şeyleriyle eş zamanlı. Doğru mu anladım? Evet. Tamam. Evet. Bir ilerideki cümleye gidelim. Drop var mı? Yok arkadaşlar, şu an drop zerre yok. The Raven family moved here a month ago and have worked day and night. Ya Raven ailesi buraya bir ay önce taşınmışlar ve hani gece gündüz çalışmışlar. Sonra bizde de şey var. Sweet old farm dog, yani tatlı bir şey köpeği, çoban köpeği, yaşlı çoban köpeği. Kapılarınızı kilitleyi unutmayın ta ki hırsız yakalanana kadar. Bizde böyle diyor. Tamam, hani hayvanlar çalınıyordu ya. Hı hı. Umarım atlamıyorsundur ha yazıları. Yok yok. Emir'in biraz ileride frekansı. Bence Emir sen atladın ha, söyleyeyim. Atladı mı? Bence de atlamışım. Atlamışsın. Salak, mantıklı bir cümle olmaz zaten. Dön geri. Evet. Gece gündüz çalışıyorlar. Evet. Oğlum Oğuz, evet. Hemen atlasana. Oğuz, görmüyor musun Emir'in ekranını? Hemen. Tamam. Evet. Gece gündüz çalışıyorlar ta ki 18. dükkanlarını açabilene kadar. 18. Maşallah, nasıl bir franchise'ız. Tamam, hemen ileri aldım. Şimdi senin yere gel oraya. Şimdi o dediğim ya. 115'in birazcık sağı. Another pet has been stolen. İşte tekrardan bir hayvan çalınmış. Gece sırasında. Bu sefer Mrs. Jensen'ın diyor. Tatlı yaşlı köpeği. Heh. Çoban köpeği. Ondan sonra senin dediğin yere devam et ama. Yakalana kadar da kapılarınızı kilitlemeyi unutmayın. Unutmayın. Mrs. Jensen'ın köpeği çalınmış. Devam ediyorum. A strange occurrence has shook. Ha, bunu işte okuduğumuz şey. Garip bir böyle varlığın şeyiyle alakalı konuşmuştuk bunu işte. Tüm hani böyle yaşamımızı çeken, meken, eden falan filan. Bunu çevirdik zaten. Hemen bir ileri gidiyorum. Aynen. No more walking for a 5 miles to get your letters. Diyor ki. Oha, buna birden geçtik yine. Dur bakayım. Aynen. Artık diyor işte mektuplarınızı almak için 5 mil yürümeniz gerekmeyecek. Artık March, yani Mart herhalde bu March dedi. Sınav March and diyor. Devamı sende. The and the sınırım kuşlar. Yine geride. Nasıl geride? And the birds. Ne dedin? 1410'un kuşlar. Gerisinde değil misin Alp sen şu an? 1410'un ilerisindeyim. Gerisine gel. Tamam. A strange occurrence has shocked dedik ya bunu. Demedik. Tamam, bunu çevir o zaman Oğuz, hadi baştan yine tekrardan oku hızlı. Tamam, yani burada garip bir varlık ortaya çıkıyor köyümüzde. Hı-hı. Emir'in ekranında da bu şekilde yani kuşlar ormanın zeminlerine dağılmış halde, düşmüş halde bulunmuş. Ha, yani bu işte yaşamı çeken şeyler kuşlara saplanmış, anladım. Hı-hı. Devam. 1410'un yanındayım. Tamam, az önce dediğim şey işte, artık mektuplarınızı almanız için 5 mil yürümenize gerek yok. Artık Mart ayındayız ve the. Ve post ofisimizin yani mail ofisimizin inşaatı bu ayın sonunda bitip tamamlanacak. Çalışacak aynen. Tamam, ileriye doğru alıyorum. Bitti. Bir tane daha var. Bende yok. 1705'in solunda biraz. 1705'e tamam, doğru. An unusual white raven seems attached to the youngest member of the diyor. Ya böyle alışılmamış bir beyaz kuzgun en gençine böyle bir hani attached, bağlanmış diyor. Member of the ne abi? Member of the? Raven ailesinin üyesi. Ne? Bir daha söyle. Raven ailesi. Ha, Raven ailesinin üyesi. Okey. En genç Raven ailesinin üyesine attached, yani böyle bir ne diyor attached'in Türkçesi? Bağlı. Tamam, devamını oku. Umarız o da diğer hayvanlar gibi kaybolmaz. Bu kadar mı? Ya bu kadar. Tamam. Şimdi evet. Buradan yukarı çekiyorsun. Aa, siko me yine, evet. Ben onu birazcık gördüm. Burada bir sürü saatler var. Üste bak, kuş tüyleri var çatıda. Birazcık üstte de haberler var. Oğlum Rain en üstte bende şey var. Takvim var bende en üstte. Bizde de haber var. Ortada bir tane kağıt gibi bir şey var bende. Bence en aşağıdan beraber başlayalım yavaş yavaş. Tamam. Tamam. Abi radyonun hemen üstünde bir tane normal yuvarlak basic saat var. Bende de öyle.
Herhangi bir şekilde etkili takılmış durumda bu arada saat. Yok bende de takılmış, evet. Tamam. Onun böyle solunda sağa sola dönen bir saat var zaten. Hemen öyle üstte öyle, evet. Bir tane guguklu saat var, guguklu. Hı, üç o tane şey var değil mi hareket eden? Bir tane, üç tane aşağıda hareket eden var. En soldaki aşağı yukarı doğru hareket ediyor. Ortadaki sağa sola doğru hareket ediyor. O fark etmez bence. Saat bende yine aynı yerde takıldı aşağıdakiyle. Evet evet, hepsi aynı yerde takılmış. Saat saat kaç orada? O kaç? Saati bul. 5'e 15. 5'e çeyrek var yani şu nasıl an. Nasıl 5'e çeyrek var? 4'e. Bende 5'e. Ha, bende 4'e çeyrek var. Öyle söyleyeyim. Yukarı doğru çıkıyorum. Böyle bir tane rulo bir şey var böyle bir zeminde bende. Rulo. Bir zemin var böyle dikdörtgen dikdörtgen yukarıdan aşağıya ve üzerinde böyle rulo edilmiş bir kağıt gibi bir şey var. Basınca tık 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 ses çıkıyor. Bende de iki tane tüy var. Bende de onları başında tık 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 ses çıkıyor. Bir tane tüy var. Aynen, benim kısım parşömen gibi. Birazcık daha yukarı çıktığında takvim var. Takvim Ocak 1927'yi gösteriyor. 1927'nin yanında böyle minik bir kesik var. Ve Sunday, pazar gününü gösteriyor. Günü değiştirebiliyorum, ayı değiştirebiliyorum, tarihi değiştirebiliyorum. Bana tarih söyleyeceksin abi. Gazete tarihi ya da neyse artık ne var. Grand Opening of Clock Shop. Bizde bir tane çünkü saatin haber var. Saatin açılış tarihi. Tamam. Aynen. Şey, saat mağazasının açılış. Aynen. Çarşamba edition. Bugün çarşambaymış bu haber yayınlandı. Tamam. Wednesday, çarşamba. Ay ne? Ay'a bakacağız şimdi. Bekle. Bir sürü şey yazıyor burada. Hemen yararlı bir şey varsa. Hemen Oğuz Bey. Hemen Oğuz Bey çevirelim. Boşa gelmiş olma. Tüm saatlerinizi bu Raven Clock Shop'tan alabilirsiniz. Raven Clock'ın saat dükkanından alabilirsiniz. Hı hı. Reklam ve işbirliği önerebilirsiniz. Kendi saatlerinizi tamir ettirebilmek için. Hı hı. Bugün büyük açılışımız var bu saat dükkanının. Hı hı. Çarşamba. Mr. Raven bugün kendi tekrardan yapılmış, kendi yeni açılmış dükkanını açacak. Altta devam ettiği şey. Hı hı. Dedi ki kendi dikkat seviyemiz, hani verdiğimiz detay seviyesi bu sefer çok daha ilginç bir hale geldi. Saatlere. Hı hı. Evet. Yani kendi kraliçenin kendi elegant parçaları bile bizde var dedi. Hı hı. Yani Seda Sayan da bizden alıyor diyor. Bahane Alkan'da bizden giyiyor. Bugün de bizden yani. Bugün de açılıyor. Tamam. Yanında da pencere var. Pencere bu kadar mıydı bu arada? Çam ağacı var. Yani abi bana kadar, evet. Tamam, bana tarih lazım şu anda arkadaşlar. Şimdi çarşamba günü. Çarşamba. Wednesday'i çektim. Tamam. Evet. Kuşçularıyla alakalı bir şey yok. Ayla alakalı bir şeye bakıyorum şu an. Bir dakika bir dakika. Kuşluya acaba bir gönderme olabilir mi? Çünkü aşağıda okuduğumuz ayda. Hikayede zeminde, hikayede, orman zemininde. Bir de Mart vardı. Mart'ta post ofisi açılıyordu, hatırlıyor musun? Evet. Dur, dükkanın açılmasıyla alakalı bir şey var mıydı ya aşağıdaki şeyde, hatırlıyor musun? Dükkan çarşamba günü, bizde başka hatırlamıyorum dükkan açılması. Bakıyorum şu an. Bakıyorum ben de, yavaş yavaş geçiyorum. Ay orada büyük ihtimal. The Raven family moved here a month ago diyor bak. Raven, baba var var var, 820'nin yanında. Ne? Bakıyorum. 820'nin yanında. Bugün saat dükkanı açılıyor diyor. Oğlum bunu bana çevirdin mi? Yani 18'i alabiliriz. 18'i demiştik yani. Ne? 18. demiştik ya. 18. ne demek ya? Ha, 18. ya, dükkan demiştik. 18. dükkan. 18. dükkanı tamam, açıyor ama, bugün. Hayır, o gün ne? O gün ne ama işte. 820'nin yanında bak işte orada ne yazıyor. Bizde yazmıyor çünkü. Bugün açılıyor diyor. Oğlum bende de diyor ki Raven ailesi buraya bir ay önce taşındı diyor. Tamam, bir ay önce taşınmış. Ve gece gündüz dekala, çalışmışlar. Tabi bir ay öncesi. Bir ay önce. Hemen araya girebilir miyim? Belki 18. burada tarih olarak geçiyor olabilir. Tamam, 18. tarih. Yani 18. Oğlum şey. 18. dükkan dediniz. 18. gün mü açılmış? Ayın 18. açılıyor olabilir. Tamam, 18. ayın 18'inde Mart'tan bir gün önce, bir ay önce o zaman değil mi? Mart'tan bir ay önce. Bir ay sonra. Bir ay önce. Mart oğlum şey değil miydi? Raven ailesinin taşınma zamanı. Hayır ya. Bir dakika. Ocak, Şubat bence 18. Şubat çarşamba diyorum ben. Günü yaptım. Günü yapamıyor muyum? Yapabiliyorum. Yaptım. Olmadı. Doğru. Mart diyorum. Mart oldu. Nisan. Mart oldu. Tamam. Evet. Kağıdın geri kalanı bende. Tamam, hadi aynı bakalım. Zamanda burada kitaplar var. Birkaç tane böyle ne yazıyor? Longitude, The Nightingale.
Saat yapma ekipmanları var diye düşünüyorum. Gulliver'in bu arada gizleri var. Hani şey vardı ya, Gulliver'in. Emir söylüyorum. Tamam, trenindeyim. Bir tık sağa. Attım. İngilizceyi katlediyorlar ya ama. Aa. Öyleyiz. Aa. Öyleyiz, katlederiz. Bir tık sağa aldın. Şey, özür dilerim. Alma alma, zaten sağdasın. Ne demek sağdayım? Bir sağa aldın mı? Aldım bir sağa. Tamam, başa dön o zaman. Bakma. İlk baştakini yap. La. Belki o bir sağa gerek yoktur, onu göremiyorum. Tamam. Ben. Şu an neredesin? Bir tık yukarıda şu mısın? Şu an dördüncü satır. Onu göremiyorum 4 diye. Şu anda yani bir tık en aşağıda mısın şu an? En aşağıdayım. Bir tık yukarı bir kare. Bir kare daha yukarı. Yukarı gidemem. Bir tık sağa gidip yukarı gideceğim o zaman. Tamam. Bir tık sağa gidip yukarı gideceğim. Tamam, bir tamam, tık sağa o zaman. Yukarı. Yukarı. Hayır. Bir dakika. Benle beraber git. Benle beraber git. Sen bir, şu an? 3 yukarı çıktın mı? 3 kare. Çıktım. Emir. 2 kare sağa al. Tamam. Bir kare yukarı al, bir kare sağa al. Tamam, oldu. Şimdi bana da söyle şimdi onu, bekle. Gel. Buradan nasıl çıkıyoruz? Heh. Dinliyorum abi. Bir tık sağa. Bir tık sağa al. Üç tık yukarı. Üç tık yukarı. İki tık sağa. Bir yukarı sağa. Bir yukarı sağa. Let's go! Ne oldu şimdi? Tren geldi. Nerede? Aa! Yukarıda. Tıkladım yukarı. Bindim trene. Chapter 2. Çok iyi lan oyun. It was getting harder to find animals for my experiment, but I still knew one could get access to easily. Ya ben de diyor ki, deneylerim için diyor, yani deneylerim için hayvan bulmak çok zor oluyordu. Oha, kaybolan hayvan. Bir dakika. Neyse dur. Deneylerim için hayvanlar bulmak çok gitgide daha da zor oluyordu. Yine de bir tanesine çok rahat ulaşabileceğimi biliyordum diyor bende. Sende de öyle mi? Oğuz. Emir'de ise şöyle bir şey söylüyor. Yani Learken'in bir saat, ona bir saat yapıyorum. Ancak o saatle ilgilenmedi. Onun aptal kuşuyla oynamakta çok fazla meşguldü. Anlamadım. Yani Learken'e ona bir saat yaptığımı söyledim. O zaman bunu yazan Amelie o zaman değil mi? Benimki. Bu Amelie. Amelie evet, diyor ki Larke'ye saat yapıyor oraya ama o ilgilenmedi, kuşla ilgilendi. O aptal kuşta çok meşgul diyor. Ulan bu kız kardeşlerden Amelie bu Larke'nin kuşunu almış o zaman. Olabilir. 1932'ye gittik biz. Bir dakika dur, ben gitmedim. Şimdi gidiyorum. Makine mühendisi de Tessie'ye abonelik edilmiş. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin efendim. Evet.